Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, bizi izleyen herkes, hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray'ımızın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük. Ama biz zoru gördük diye onu boyunmayacağız o konuya. Hayır. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok. İçine kapanmak, küçülmek yok. Ali Samiyen ve arkadaşlarının koyduğu hedef doğrultusunda her zaman en iyisi olmak var. Biz bugün sadece sorunlarımızı çözmek için değil, çocuklarımıza, torunlarımıza her zaman gurur duyacağımız bir Galatasaray bırakmak için yola çıkıyoruz. Tüm projelerimizi, hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan bu sunumu dinleyeceksiniz. Sunumdan önce gelinen süreçle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum değerli Galatasaraylılar. Ben Galatasaray'ın tüm sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil, birlikte hareket ederek, birbirimizi severek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için yaklaşık 1,5 senedir adayları birleştirmeye büyük çaba sarf ediyorum. 2021 Haziran seçiminde Burak Başkan, Eşref kardeşim, Metin kardeşimle görüştüm. 5 adaylı seçimin Galatasaray faydası olmaz, zararı olur dedim. Çeşitli sebeplerden bu birleşme gerçekleşmedi. O dönemki ayrılığın ne sonuçlar yarattığını hep birlikte yakın zamanda gördük. 30 Nisan seçiminde yine aynı, hem Eşref kardeşimle hem de Metin kardeşimle listelerinizi birleştirin. Daha güçlü bir şekilde Galatasaray'ın sorunlarını çözelim dedim. Seçim ertelendikten sonra bana bu şekilde Galatasaray'ı güçsüz ve yüzüstü bırakıyorsun eleştirileri oldu. Çok sayıda. Birleştirmeye çalışırken güçsüz bırakmak benim için Galatasaray'a ihanet etmek olurdu. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Seçim ertelendi. Bilal'e bu çağrımı yineledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti. Kendisine burada bir kere daha teşekkürü borç biliyorum. ...2021'de Eşref Hamamcıoğlu listesinde bulunan Kolumbus projesinin yaratıcısı Sayın Cemal Özgörkey kardeşim ve arkadaşları da bize katıldı. Ona da büyük bir teşekkür ediyorum. Sonuçta değerli Galatasaraylılar, bu birliktelik başkanlık düzeyinde olmasa bile fiili olarak gerçekleşmiş oldu. Gelelim çözmemiz gereken konulara. Benim bir tane amacım var değerli Galatasaraylılar. O da Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, sürdürülebilir, sportif başarıya sahip her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Bunun sadece benim değil, her Galatasaraylı'nın çocuklarına, torunlarına borcu olduğuna inanıyorum. Ekonomik durumun bozulması Galatasaray'ımızı bazı mecburiyetlere itti. Bunlardan en önemlisi Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Ben bu anlaşmanın o gün yapıldığında gerekli olduğuna inanıyorum. Bu anlaşma o dönemde kulübümüzün hareket alanını artırmak için yapıldı ve iyi bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada bu konuya bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bankalar Birliği anlaşması nedir değerli Galatasaraylılar? Biraz irdelemek lazım. Size kısa ve öz olarak tarif etmek istiyorum. Birçok detayı var ama basit bir anlatımla.
Galatasaray Kulübü'nün bütün gelirleri konsorsiyumun liderliğini yaptığı bir bankada toplanıyor. Kulübün diğer bankalardaki hesaplarına 1 lira dahi gitmiyor. Konsorsiyum devlete ait bütün vergilerini bu hesaba gelen paradan tahsil ettikten sonra diyor ki kulübe, kime ödeme yapacaksan bana bildir. İBAN numarasını da gönder. Gönder ki ben oraya havalesini yaparım. Yani sizin nakit akışınız başkalarının emrinde. Ayrıca federasyonda 2 tane yetkilisi var Bankalar Birliği Konsorsiyumun. Onlar konsorsiyum bankasından aldığı bilgiler çerçevesinde sizin hareketlerinizin nasıl olduğuna bağlı olarak lisans turnuvalara katılmak için lisans alıp almadığınıza karar veren kişiler. Değerli Galatasaraylılar, bizim gibi temel değerlerinde özgürlük olan bir camianın bunun kabul etmesi mümkün mü? Ben size soruyorum, bu kabul edilir bir şey mi değerli Galatasaraylılar? Allah aşkınıza bir cevap verin. Üstelik günde 1 milyon liranın üzerinde de faiz ödüyoruz. Bizim bu prangadan kurtulmamız gerekiyor değerli Galatasaraylılar. Çünkü bu şartlarda sürdürülebilir bir sportif başarı kazanmamız mümkün değil. Hepimiz sporun içinden geliyoruz. Birçoğumuz içinden geliyoruz. Birçoğumuz da izleyicisiyiz. Bu şekilde bizim sürdürülebilir bir başarı yakalamamız imkansız. İşte bu yüzden öncelikli amacımızı kulübümüzü Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarıp yeniden mali bağımsızlığına kavuşturmak olarak belirledik. Sevgili Erdem kardeşim, biraz sonra size mali bağımsızlığın kazanılması ve sürdürülebilir sportif başarıya dönüşmesiyle ilgili yaptığımız çalışmaları ve Galatasaray'ın geleceği vizyonumuzu sizinle paylaşacak. Bundan önce ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu değerli Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu dönemde 2023'te hedefimizi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Değerli Galatasaray. Ve biz yine hep birlikte kulüp üyesiyle, taraftarıyla, sevenleriyle bir araya gelip bu başarıyı kutlayacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizin de inanmanızı istiyorum değerli Galatasaraylılar. Sözlerimi bitirirken şunu özellikle belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın hayal ettiğimiz başarılara ulaşması ancak bir şekilde mümkün. Sevgi ve birliktelikle diyorum ki değerli Galatasaraylılar, artık barışalım. Galatasaray'ın en fazla ihtiyacı olduğu şey barışmaktır. Barışalım değerli Galatasaraylılar. Biz büyük Galatasaray ailesiyiz. Sen de Galatasaraylısın, ben de Galatasaray. Hepimiz Galatasaray. Barışmaya ihtiyacımız var. Çok önemsiyorum. Dönemimde eğer seçilirsek iltifatınızda barışmayı sağlayacağıma size söz veriyorum. Konu Galatasaray olunca hepimiz bir araya geleceğiz. En iyisi için kol kola verip birlikte yürüyeceğiz değerli Galatasaraylılar. Eğer biz bu birlikteliği başarırsak Galatasaray'ın önünde hiç kimse duramaz sevgili Galatasaraylılar.
Hepinize saygılarımı sunuyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana güç verdiniz, kuvvet verdiniz. Hepiniz sağ olun, var olun değerli Galatasaraylılar.